Demek ki ekran otizmi bu böyle oluyor. Sorum sen neler yapıyor öyle? Aman Allah'ım. Yani canına minnet duruyor. Paşamızdan gitsin diye tablet veriyorlar mesela. Televizyon izlesin. En tehlikeli hele o. Bak tülü, bayılıyorlar şu an mesela. Baksana. Zaten sıkılıyorlar bir saat sonra da. Nasıl da daldılar? Aynen. Ben korkuyorum böyle daldıklarında. Niye? İşte o otizmden. İyi ki doğdun Leyla, iyi ki doğdun Leyla, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Cahabişi takip edeceğim diye. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. Elimiz doldu. Tamam. Geliyor. Soğuk mu dışarı? Bekledik durduk ya orası. Bebişimin zümbiri yeni geldi. Sevgili takipçilerim. Diğer ikisi de buradaydı. Anam nasıl güzel uyur o da kız. Sevgili ben malzemeyi hazırlayacağım. Adasana'yı var. Tamam. Bebeğim sen de mi buradaydın? Geldin mi sen de? Annemin doğum gününü kutladım. Yazar annesinin doğum günü. Herhalde sevinecek. Ben de mutluyum çünkü futbol okulunda yazıldım. Sen niye mutlusun? Futbol okulunda yazıldım çünkü. Aferin oğluma. Seviyor musun? Ben yeni maçtan çıktım. Aferin. Yenildim. Yenildin mi? Ama. Bazen yenilin bazen yenilin canım. Futbol öyle. Ben Fenerbahçe'de de yenildim. Kuzum, tatlı. Çocuk gözünü açar açmaz kamera gördü. Hey, cilgilendirme. Herkes baksın çocuğuna. Vallahi o uyumadı da ondan. Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Herkesin kandili mübarek olsun. Rabbim sağlıklı, sıhhatli oruca ulaştırsın, oruçlarımızı tutmayı, bayrama kavuşmayı nasip etsin cümlemize inşallah. Amin. Gördüğünüz gibi ben yine soluk soluğayım. Bugün iş görmüyorum ben. En zor işi bana verdiler. Keşke iş görseydim. Leyla Gönül'ün doğum günüydü arkadaşlar. Ona pasta alıp sürpriz yapacaktık. Biz oraya gidecektik. Birbirimizden habersiz. Leyla geldi. Biz plan yaparken Leyla Gül geldiler. Tesadüf. Yolumuzu satın aldılar. Kızlar da Leyla'ya sürpriz yapacaklardı o zaman dedik. Burada yapalım. Pastasını aldık. Dur oğlum. Leyla'ya da nice nice sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu yıllar dileyelim. Onlar da kızlar iş yapıyor. Dedim ya en zor işi görevi de bana verdiler yine her zamanki gibi. Pastamız var, yanına da bir kısır yapalım, turşuyla şununla şunu ufak tefek koyalım, yiyelim dedik. Kızlar kısır yapıyor arkadaşlar. Hatta yaptılar, hazır. Çayda demlediniz mi? Yarısı görünmek istiyor, yarısı görünmek istemiyor. Daha kamera arkası kalabalık arkadaşlar. Şöyle bir kısırımızı da gösteririz vallahi. Ama Gülfü'den uyumadı hiç. Ama nasıl yedizmişsiniz? Ben öyle düzenleri severim. Ben öyle tertipliyim işte. Yo. Bir de benim eve nazar, gelsen. Nazar etme. Vallahi bu da nazar edilmez. Edilmez mi? Edilebilir. Ya oranın tertibi tamam da şu tezgahın üstünün şeyi ne ya? O biz varız diye. Mama, Leyla'nın. Şunlar Leyla'nın. Sana. Ama sen bilemedin. Görmedim oğlum. Çocuklu ev oldu mu arkadaşlar? Üç tane çocuk olunca evde böyle oluyor. Gördüğünüz gibi kısırımızı da yaptılar. Ellerine sağlık. Şuradakiler. Şimdi ben bir turşu çıkarayım. Şu an niye ayırdınız ya? Neyi? Şu tavadaki ne? Ya o fazla geldi ya. Siz onu yemeğine koyun. Yiyoruz kız yok yağlı yiyor. Yok valla çok yağlı midemizi bulandırır. Bu bayağı çok geldi. O. İyi. İnan bana. Tamam. Sen onu yemeğine kullanırsın. Çay demledin mi? Onu mu yapıyor? Ben çocukların yanına gideyim arkadaşlar. Bunlar işine devam etsin. Gel Yiğit. Biz gidelim de bura kalabalık olur. Ne yapıyor adam? Şimdi Leyla pastasını kessin.
nice nice niye yaşlara inşallah çocuğum? Mutlu mesut bak. Ben öyle bir şey anlıyorum ki. Öyle duruyordun değil mi? Ne oldu? 22. Öyle mi? 22 mi oldun? Olmadın daha. 21'i bitirdin. Kız kesti seni bekliyor. Çekiyor. Ha. Açık. Tamam, kestim. Tamam. Tamam tabaklara böyle. Tekrar mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Gül fidanla kocanla. İrem'in yeni bestesi. Şimdi canına. Orayı almıyorum. Kesemedim de İrem şekli şükür. He şekli de var mıymış? Böyle bakmış seni işte. Neyi kestin de ne şekli? Ben de birazcık videodan bakmış. Şekli şükürlü deyince ben de bir şey yapacak sandım. Şekli şükürlü demedim, mırıklama gibi. Öyle demedi mi? Dedi. Şekilli şukullu demedi. Kavurma. Şekilli şukullu demedi de değişik keseceğim. Aa demedim öyle bir şey. Tamam değişik ayrı anlamda. Yo illa dediği kelimeyi kullanacağım. Böyle de görümce aman gelin olmaz yani görümceye böyle şey yapan. Laf yapacağım diye tabaklar ayrı ayrı. Adaya bir hırslanıyor. Ya yattığı yerde tir tir titriyor hırsından. Siz ayrı ayrı koymuşsunuz karışık. Kesin şu şekilde. Elif. Sen gülüyordun hani? Gülüyor. Ağzı dolular. Babasına çektik. Şeyle koyuyorlar ya. Anası da kalmaz canım. Maşallah. Canım kadar değilim de. Babası kadar değilse de. Maşallah. Yavrum Şahsine yebesi olur. Evet. Yaşar babası olur. Gördüm. Ha Yiğit. Sana bir şey diyeceğim. Yiğit. Son kararını. Sen söyleyin teşekkür ederim de sadece. Evet. Teşekkür ederim. De. Allah utanırmış. İklim ablası. Hediyelerinden dolayı Yiğit ve annesi çok çok teşekkür ediyorlar. Ana oğul biraz utandılar da. Onların Tansan adına abla, tercümanlık yapayım. Tam asanın altına girdi. İklim görüyor musun? Neredesin lan? Kaçtı. Annesine Yiğit adına ben teşekkür ediyorum canım. Allah razı olsun. Niye? Tamam Allah'tan kaynanan var sağ olsun. Ha, sana ihtiyacın yok diyorsun. Yani bakıyor. Dün çarşıya gittim Kübra'yla baktı kadın. Baban ne canım bakacak mecbur. İki, yani iki, seve altı, seve bakacak mecbur değil de. 4, 6, 7. Benim kalbim de sormuyor. Niye kırıldı mı kalbin? Kalbini mi yiyor? Aynen. Ses büyüklere karşı gelinmez. Anneyle çayımı uzatıyorum. Haydi afiyet olsun. Ay boğazım burada. Anasının kuzusu. Tavşan mı oldun kızım sen? Tavşan mı oldun sen? Valla seneye de kalsa küçük gelirmişim. Şey. Anca oldu topladı. Ama yerim ben senin ağzını yüzünü. Ne lan benim? Çekişine bak hele. Söndürme kuzum. Söndürme ya. İyi şurasını sıkı tuttu. Şey Leyla üşütmez. Şurayı sıkı tuttu üşütmez. Paytak paytak yürüseydi daha iyi olurdu. Kuyruğunu sevsinler senin pompamını kuyruğunu. Vay. Kalk kızım. Kalk kızım. Hadi kalk. Hadi kalk. Kızım.
kızım. Gel kızım. Gel. Abo. Penguen. Penguen'i niye ağlatıyorsunuz? Ağlatmayın şu penguen'i. Tulumunu denedik. Kustu. Penguen mi? Gülfiden. Prensesime tulum ördüydüm. Değerli takipçilerim, onu denedik. Penguen mi yaptılar seni ya? Penguen mi yaptılar? O da kustu gördüğümüz gibi. Küçük penguen. Kızım. Yönünü dönmüyor bu yalnız. Gülfiden. Neyi var? Hadi bir dön. Hadi bir dön. Tekrardan merhaba değerli takipçilerim. Misafirlerimiz gitti. Kudüs, Şirin, şenliklice oturduk. Çoluklu, çocuklu, heliklü, cücüklü güzel bir vakit geçirdik arkadaşlar. Şimdi de tek tek misafirlerimiz gitti. Yeğenlerim vardı. Biz de bir markete dolandık geldik. Akşam olunca çaydanlıklar hep kireç bağlamışmış. Bir kireç sökücü aldım. Şöyle bir bitki çayı aldım. Kış çayıymış. Biraz eksikler vardı. Onları aldık. Geldim oradan. Şimdi de kızlar zaten şuraları toparladı. Temizlediler. Şu çaydanlıkların içini bir temizleyeyim dedim. Onları temizledim. Kireç sökücüsünü döktüm. Şununki kolay kolay çıkmadı. Daha duruyor. Biraz daha dursun. Şunları gördüğünüz gibi pırıl pırıl etti içini. Çaydanlıklarını bayağı sararmışmış. Bunları yıkayayım bir. Temizleyeyim güzelce. Şöyle bir deterjandan geçireyim de şey kalmasın. Geliyorlar, evimiz neşeleniyor. Gidiyorlar çingil çingil ettiğine büdük alıyor arkadaşlar. Şöyle bir de sabunlayayım. Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi, kandillerimizi tekrar kabul etsin. Allah'ım nice nice kandillere ulaştırsın inşallah. Şu da tamam herhalde. Bizim buraların suyu kireçli oldu da sık sık kireçleniyor bunlar. Böyle iki evi ilaçlamak gerekiyor. Kızlar idiler, içtiler, bulaşıkları yıkadılar, topladılar, gittiler. Ben de bunları bir halledeyim. Pardon Rabişi Habiş. Niye diye işleri yapmadılar mı sana? Ulaşıklar Rabişi Habiş arkadaşlar. Pardon. Çocuklardan bir yanını toplarken bir yanını batırıyor, dağılıyor. Arkadaşlar çocuklardan da ne iş bekleyecek? Gördükleri kadar koruyorlar. Becerdikleri kadar yapıyorlar. Ben hiç kalkmam. Gerçi en zor iş bana düşüyor çocuk avuklamışı da. Pişirirler, hazırlarlar. He? Ben toplatmadım onları yanlış anlaşılmasın. Evde kız olunca çocuk avuklamışlara düşüyor. Alayım şöyle. Şu taraflar zaten sildilerdi.
Şunu bir kellemem lazım. Şunların içimde temizlediydim. Bayağı bir... Alüminyumlar mı çok şey yapıyor? Bunu çok kullandığımızdan bir kireç bağlıydı. Büyükler de o kadar yok. Ne? Önce elinden sürtüyorsun. Yine sürtüyor. Tabanı çıkmamış. Kamera arkasıyla konuşuyorum bir yandan da. Niye sessiz konuşuyorsunuz? Kimden ses saklıyorsunuz? Benden bu kadar. Gerisine karışmam. Çay da rabiş yapsın. Bitki çayımız da hazır değerli takipçilerim. Solağıma geldi. Bunun da süzgeci yok mu bunun? Var. Yok yok. Bu da sana yeter. Bu kadar çıktı. Şu yarım çocuklara, eskiden çocuklara yarım konurdu ya. 2,5 bardak çıktı arkadaşlar. Öksürekten öldürme Allah'a. Şimdi bunlarımızı alalım, içeri geçelim, televizyonumuzu açalım. Bizlere afiyet şifa olsun, içenlere de tabii ki afiyet şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller.